Tamer korkmaz. Asıl derdi ne? Yargıtay Başkanı Ali Alkan yeni yargı paketine bu müdahale nereye kadar diye itiraz ediyor. Anayasanın ruhundan dem vuruyor, paralel yapıya destek atıyor. Yargıtay Başkanı'nın bu çıkışı yargıdaki paralel yapı hakimiyetinin kırılmasından duyduğu rahatsızlıkla alakalıdır. Demek ki Zat-ı Şahane'ye göre yargıdaki paralel yapılanma anayasanın ruhuna acayip uygundur. Yargıtay Başkanı Alkan'ın yargıdaki yetki ve görevlerin paralel yargı mensuplarınca suistimal edilmesine de, paralel yargının hukuksuzluğu sistematik hale getiren guguk kuşu düzeni kurmasına da herhangi bir itirazı yok. Burada sormamız gereken şudur Yargıtay başkanı paralel yapının emir komuta zinciri altında mıdır, değil midir? Yargı paketine yargının bağımsızlığı veya yargının tarafsızlığı adına itiraz edenler için paralel vesayet mevzu bahis olduğunda yargı bağımsızlığı teferruat bile değildir. HSYK'da paralel örgütün egemenliği sona erdiği için fevran ediyorlar. Yargıtay Başkanı Alkan'ın bu müdahale nereye kadar şeklindeki çıkışının üzerine baronsal hürriyet logosunun altından balıklama atladı. Ecnebi Hürriyet de yargıda paralel vesayetin hüküm sürmesinden yanadır, yargı bağımsızlığından anladıkları işte budur. Hürriyetin sütunlarında bir bakıma paralel standartlar enstitüsü kurulmuştur. Üç gün önce Hürriyet'in ilk sayfasında sınav hatası istifa getirdi başlığı göze çarpıyordu. Haber şuydu. Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavında iki sorunun hatalı çıkması üzerine Milli Eğitim Bakanı halktan özür diledi. Soruları hazırlayan kurulun başkanı ise istifasını açıkladı. Hürriyet şu sıralar buna benzer kızım sana söylüyorum gelinim sen anlat tarzındaki haberlere zoom yapmaya bayılıyor. İyiyüzelde baronsal hürriyet paralel yapının üniversite sınavları dosyası açıldığı zaman topa girmeyip anında tüy veriyor. Mesela 2010 yılındaki KPSS skandalında ÖSYM'nin bilgisayarlarından sınav bilgilerinin çalındığı saptanmıştı. Paralel yapı bu olayın göbeğindeydi. Derin baronların hürriyeti bu gerçekle yüzleşebilir mi? 1984 yılından bu yana başta üniversite sınavları ve askeri okullar olmak üzere birçok merkezi sınavın soru kitapçıklarının çalındığına dair fevkalade ciddi iddialar dahası itiraflar var. Başta hürriyet olmak üzere doğan medyasının neden gıkı çıkmıyor? Tamer Korkmaz Yeni Şafak